bizim bir tanesi de yayla turizmi. yayla turizmle beraber atanık doğa sporları üzerinde gerek yamaç paraşütü dünya şampiyonasına ev sahipliği yapıyor, yapıyoruz. Aynı şekilde uluslararası bisiklet organizasyonları yapabiliyoruz. gelecek yılda inşallah onlarla ilgili organizasyonları yapacağız. yaz sıracılığı tarıma girmeden önce yani turizmle ilgili devam edersek yazın özellikle Burada içinde bulunduğumuz taş konakları işletmesi bizim kalkınma bakanlığına ortak yapmış olduğumuz bir proje. Ee, sağ olsun %60'ını kalkınma bakanlığı, %40'ını belediye bütçesinde tamamladığımız bir proje. Bu projeyle birlikte Çameli'de konaklamanın, e, restoran kültürünün olabilirliğini göstermiş olduk. E, daha sonrasında özellikle Elmalı bölgesi burada pilot bölgelerimizden bir tanesi, Elmalı, Kerazlı e, Sarıgavak, e, Gürsu bölgelerinde e, aile restoranlarımız var toplam 16 aile restoranımız var. Hem balık üzerine hem kahvaltı üzerine hem et kültürü olarak. Bunlarla da yazın baktığımız zaman adresyonların üzerinde yaklaşık bir 10 milyonluk bir ciro turizmden içimize kazandırdığımızı düşünüyoruz. Tabii doğa sporlarla beraber doğa turlarımız var. Yine Kalkınma Bakanlığı'na yapmış olduğumuz GK ile ki burada GK bizim projelerde en büyük paylaştığımızdan bir tanesi. Ee, 60'ın üzerinde yürüyüş rotasını işaretlendirdik. GPS kayıtlar alındı, tabrandırması yapıldı. Şu anda doğada yürüyüş yapabileceğimiz 60 rotamız var. Yine 18 daha bisiklet maratonuna uygun bisiklet e, rotamız var aynı şekilde. Ee, özellikle yaz aylarında, e, ilkbaharda, sonbaharda, özellikle bu mevsimde doğa yürüyüş gruplarının uğradığı yerlerden bir tanesi. Gelecek yılda inşallah e, Emecik Kanyonumuzu, Valiliğimiz ihalesini yapıyor. E, Kalyon turizmini ile ilgili de bir çalışmamız olacak. Yine e, Kalkınma Bakanlığı'ndan aldığımız destekle Yaylacık-Yamaç Paraşüt Pisti'nin e, modernizasyonunu yapıyoruz. Hem e, uluslararası organizasyonlar yapacağız e, hem de e, 6 aylık süre içerisinde çünkü 2500 rakam orası. E, Fethiye'den e, tantem uçuşlar yapılması için özellikle Türk Hava Kurumu T4 belgesini en son uçuş yaptırdığı rotalardan bir tanesi onlar da uçuşta kullanabilecek. Ve günü birlikte arkadaşların gelip orada 2500 rakamda çay kahve içebilecekleri, selfie yapabilecekleri, <laughs> bütün Çameli'yi görebilecekleri ee, orada güzel bir çalışmamız olacak. Onu da turizme kazandırmış olacağız. Yine büyük şehrimizle beraber ortak yaptığımız bir çalışma Çameli merkezde bir kent müzesi. Ee, şu anda içe olarak temellerini attık. Büyükşehirimiz inşallah tamamen modernasyonu yapacak proje çalışmaları tamamlandı. ihale aşamasında. Bunu yaptığımız zaman hem tarihsel anlamında çok eskiye dayanan bir e, tarihimiz yok görünüyor ama e, elimizdeki tarihi kalıntılardan geçenlerde müze müdürlüğü bunların çalışmalarını yaptılar. E, genç e, Bizans dönemine ait kalıntılar olduğunu görüyoruz burada. E, üzerindeki yazışmalardan e, bu çıkıyor. E, o büyük büyük taşların içerisinde şeyler var. E, Bizans alfabesiyle yazılar var. Oradan arkeologların yaptığı çalışmaya göre genç Bizans döneminde burada bir yaşam olmuş yine biz kent müzesindeki esas şeyimiz kırsaldaki yaşayan insanların yaşam tarzı onlarla ilgili kesitler onlarla ilgili bir müze yine Elmalı bölgesinde halk eğitimle beraber ortak yaptığımız bir projede bunun coğrafi tescilini işaretini aldık Elmalı dokuması Elmalı bezi ve en önemlisi çameli kilimi e, Çamal coğrafi tescili alındı. Orjinal kök boyadan e, eski atalarımızın yaptığı şekilde dokuma tezgahlarını orada kurduk. Bunu hem o kültürü yaşatmak hem de turizme kazandırmak hedeflerimizden bir tanesi. Burada üretmiş olduğumuz her şeyi de biraz sonra e, resimlerden alacak olduğumuz çameli üreten kadınlar derneğimiz var. Orada ürettiklerimizi de satışa sunuyoruz aynı şekilde. Orada sadece el işlemlerimiz değil, çamelide yapılan bulgur, tarhanası, çamali fasulyesi, çamali cevizi, e, çamali kozalak e, şurubu ne varsa onların hepsinin satışını, pazarlaması yaptığımızda e, bir derneğimiz ait. Orada bir satış ofisimiz var. E, Bunun da turizme kazandırmak hedeflerimizden bir tanesi. Derneğin desteklemesi de belediyeden Şimdi de, derneğin birkaç destekleme mekanizması var. En büyük destekçisi tabi belediye. E, yine derneğimiz aynı zamanda Avrupa Birliği lider e, e, yerel üret, e, e, çameli yerel eylem grubu Derneği olarak ismi var. Avrupa Birliği'nden de aldığımız desteklerimiz var. Şu anda da arkadaşlarımız aktif bir şekilde Avrupa Birliği ülkelerine proje yazıyorlar. Bu <laughs> lider felsefesi de zaten e, Avrupa'dan çıkmış e, kırsal mahalle, e, yerleşim yılların kalkınlandırması ilgili yapılan bir şey. Türkiye'de 26 nokta vardı şu anda 56 noktaya dönüştürüldü. Ee, önümüzdeki günlerde de işte Bodrum, Isparta gibi e, illerde de açılmasıyla bu sayı yüzün üzerine çıkacak. Avrupa'da bu sistem 15 yıl önce oturmuş ama Türkiye'de yeni yeni kuruluyor. İlk projemizde biz e, Çameli Yerel Eylem Grubu olarak e, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye dörtlü olarak Commence projesi yani birbirimizi tanıyalım e, diye bir projemiz geçti. Geçen e, aylarda Romanya ekibi burada bizim misarımızdı. Onlar bizim yapılmış olduğumuz çalışmaları incelediler. Ekim ayında da teknik ikimiz Romanya gezisini yaptılar. Orada da Romanya'daki heyetin yapmış olduğu çalışmaları. Önümüzdeki özellikle İPART 3 programından sonra da bu liderden daha fazla fon, daha fazla bir destek sağlayarak kırsaldaki özellikle bayan kardeşlerimize destek sağlamak hedeflerimizden bir tanesi. Ee, Çameli'de turizm çalışmalarımızı kısaca bu şekilde özetlemiş olursak, Çameli'de bir de tarım kesimimiz var, ee, %73'ümüz orman, çam ormanı, %20 tarım arazimiz var, %8'lik bir yerleşim alanımız. Ee, burada da e, ana e, şeyimiz daha önce e, 18 bin küçük baş, 18 bin büyük baş hayvan varlığımız vardı, günlük 100 ton süt üretimimiz var en az zamanda, hayvancılığımız bir şekilde devam ediyor. Bizim dönemimizde özellikle e, Çameli Fasulyesi'ne destek verdik. Coğrafi işaretini aldık. Şu anda Çameli Fasulyesi'nin ikim alanlarını çoğaltmakla ilgili çalışmalarımız var. Bunlarla ilgili e, bir e, yoğun bir çalışma içerisindeyiz. E, yine e, 2014'ten bugüne kadar 200 bin ceviz fidanı dağıtılmasına vesile olduk. E, daha önceki ceviz varlığıyla beraber e, sadece bu yıl biz 60 milyonun üzerinde cevizden ilçemize bir girdi e, hesap ediyoruz çameli cevizi üzerinde de yoğun bir çalışmamız var. Ee, yine domatesle ilgili 30 dönümlük bir sera varlığımızı şu anda 700 dönümlere çıkardık. Ee, çünkü seracılıkta bizim bir altyapımız var. Çalışan arkadaşlarımız var Antalya bölgesinde. Ee, pandemiden önce Suudi Arabistan başta olmak üzere Arap ülkelerine çameli kınalısı ihracatını yapıyorduk. Tabii pandemi biraz etkiledi ama e, bu sefer de iş piyasada e, kurumsal firmalarla anlaşma yaparak ki bu sene mesela 5 liradan e, vatandaşımız e, çameli domatesini satıyor. 5 lira da gerçekten güzel para. E, 700 dönümlük bir e, sera varlığıyla denizdeki en büyük sera varlığı çameli içimizde. E, şu anda e, 50 milyona yakın bir e, girdimiz var bu yıl içerisinde. E, domatesimiz var, cevizimiz var, fasulyemiz var. Bir de en önemli gelir kaynaklarımızdan bir tanesi e, çameli alabalı. Denizdeki 128 e, balık çiftliğinin 108 tanesinin ruhsatı çameli ilçemizde şu anda 93 tane çiftimizde aktif bir şekilde çalışıyorlar. Ee, buradan öğretmiş olduğumuz balıkta da e, yine e, bakanlığımızın vermiş olduğu destekle açılan e, bir alabalık işleme füme fabrikamız var. E, burada e, Japonya'ya balık ihracatı, Somon ihracatı yaptık. Şu anda da aktif bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne balık ihracatı yapılıyor. En büyük e, ihracat yapılan yerlerde Hollanda, Almanya, Avrupa ülkeleri. Dondurulmuş balık, füme. Bizim Türkiye'de çok büyük bir yok ama Avrupa'da çok fazla. Arkadaşlarımız da 10 milyon euro'nun üzerinde bir gelir hedefliyorlar ki işletmemiz 2017 yılındaki ihracatçılar meclisinde denizdeki sektörlerin içerisinde birinci, bütün sektörler içinde 26. olarak ödül almışlardı. Gerçekten de doğanın içerisinde üretmiş olduğumuz eee alabalığımızı dünyanın her yerine gönderiyoruz. Diğer geçim kaynaklarımızdan bir tanesi de alabalık. Zaten şu sağlıklı beslenme şu, son dönemlerde revaçta olduğu için balık tüketimi biraz daha arttı, yani arttı diye. Aslında çok önemli. Okullarda özellikle dağıtmamız lazım. Ee, yurtlarda verilmesi lazım. Çok sağlıklı, Kesinlikle. çok da lezzetli. Ee, biz mesela özellikle yamaç paraşütü etkinliklerinde ee, o fümeleri, gelen yurt dışından gelen sporculara ikram ettiğimiz zaman gerçekten çok beğeni topluyor. Ki yapmış olduğumuz yamaç projesinde de Kolombiya'dan, Güney Amerika'dan, e, Güney Kore'den, Çin'den, e, Avustralya'dan, Norveç'ten e, burada misafirlerimiz vardı. Dünyanın her yerinde burada e, arkadaşlarımız geldiler, yarışmalarımız katıldılar. İnşallah hedefimiz 2023 yılında dünya şampiyonasını tekrar buradan yapmak ve sanat alanında bir şeyler var mı? Zaten kültür turizmi olarak hani <laughs> bahsettik evet. ve spor şeylerinden de bahsettik ama eğitim ve e, sanatsal faaliyet olarak ekstra yaptığımız projeler ya da yapacağımız şeyler var mı? Tabii. Mi? Şimdi e, eğitimde 2014 yılında sadece bir çok problemli lisemiz vardı. Şu anda çok şükür e, Meslek Lisemiz, e, İmam Hatip Lisemiz ve Anadolu Lisemiz, üç temel okullarımızın e, üçü de burada mevcut. Bütün öğrencilerimiz, ki bu yıl 200'ün üzerinde mezunumuz vardı. Bunun 50 tanesi Anadolu Lisesi işte proje okullarına sınavla kazanarak dışarı gittiler. Diğerler Meslek Lisesi, imam Hatip ve Anadolu Lisesi'ne dağılma ilçemizdeler. Yine Pamuk Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'muz var. Şu anda Tabukadoso bölümüyle bölümüyle hizmet veriyorlar. Buradan çıkan çocuklarımızda direkt iş bulma imkanları var. İnşallah üniversitemizde e, ikram hizmetleri bölümü e, ve e, kaptanlıkla ilgili iki bölüm açmakla ilgili hedeflerimiz var. E, bunları da yaptığımız zaman Çemenli'deki eğitimlerde de büyük katkı sağlamış olacağız. E, kültür sanatsal faaliyetlerimizde de biraz önce söylediğim kent müzesi bizim e, en büyük e, paydaşımız olacak. Burada sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz e, çok güzel bir e, kent müzesini Hayri Dev ismini verdiğimiz Hayri da biliyorsunuz. UNESCO ya Yaşayan İnsan Hazinesi ilan ettiğimiz bir amcamız. 2017 yılında rahmetli oldular. Onun adına bir kültür merkezi büyük işlerimiz yaptılar. işletmesini bize devrettiler. Orada kent müzemizde aynı zamanda sinema salonumuz var. Tiyatro salonumuz var. Resim sergi alanlarımız var. Burada da sanatsal faaliyetlerimizi, kültürel faaliyetlerimizi en iyi şekilde Pandemi her ne kadar bütün yaşantımızı etkilese de evet, şu anda inşallah yavaş yavaş aşılamadan dolayı ki aşılama demişken de ilçemizde şu anda en son aldığım rakamlar %90'ın üzerinde ikinci aşılar dahil bir aşılama oranıyla gerçekten yüksek bir oranımız var. Denizdeki en yüksek aşılama miktarı Çameli ilçemizde. Dolayısıyla normal hayatımıza artık yavaş yavaş dönüyoruz. Buradaki kültürel faaliyetlerimiz sinemadır, haftalık tiyatro faaliyetlerimizdir. E, müzik, e, ki müzik müzikle ilgili de şu anda halk halketim üzerine kurslarımız var. Üç telli bağlama, e, saz kurslarımız var. Buradaki kurs evlerimize de e, en iyi şekilde yetiştiriyoruz. Aynı şekilde de bu üç telli bağlama, saz kursları ve kaşık oymacılığı sanatı biliyorsunuz bitiyor. Bununla ilgili de e, bir kurs e, açtık. E, i̇nşallah burada da kurs evlerimizi e, oyma sanatı konusunda yetiştireceğiz. Güzel.